gönlümün dingin limanında. Uslanmış duygular içinde son buluşmamızdan sonra. Güneşimsin, ışığımsın, bir tanesin benim. Yüreğimin en sıcak köşesi, ömrümün en güzel destesi. Bu gibi durumlara eskiler kara sevda derlerdi İrfan Bey oğlum. Maalesef size bir hal çaresi bulmak pek kolay değil. Kelin ilacı olsa başına sürermiş Hayri Hoca. Sen kendi derdine yap. İstersen pervane ol. Kalacak bir yer bile bulamadın. Laf aramızda benim de hiç eve gidesim yok. Çok lazım İrfan Baba. Hele bu havalarda. Ne lazım? Ya kelle, bazen ne dediğini anlamak için bir alıcı bulup ayarıyla oynamak lazım. Pervane dedin ya baba. Hani şu tepeye takılanlardan. Yani insanın içini serinletiyor ya. Kamil babaya söyleyeyim de alsın diyorum. Sıcakta içeride oturulmuyor onun için. Kes tıraşı kelle. Hasret başıma vurmuş zaten. Aklıma çok metalik, pırıltılı bir fikir geldi. Üçümüz de burada kalalım. Muvafıktır efendim. Benim için de pek münasip. Olur yani. Olmaz babalar. Burası kahve. Otel değil ki. Ben niye burada kalmıyorum? Ama üç kişiye dar gelir burası. Şunları sepetleyeyim hele. Alo, buyurun baba. Evden dışarı çıkamıyorum birader. Evin önü çıfıt çarşısına döndü. Alacaksa alsın eşyalarını. Salak salak durma orada. Ben Fahri, Fahri. Hayri için konuşuyorum. Öyle söylesene baba. Yani ben de kim bu asabi şahsiyet diyorum. Vallahi eşyalarından hiç söz etmedi. Demek eşyalarından söz etmedi ha? Vay sersem. Vay mesuliyetsiz piliçpane. Sinirlenme baba. Kalbine falan iner Allah göstermesin. Apartmana rezil oldum. Dışarı çıkamıyorum. O Hayri olacak düşüncesizin yüzünden evde hapis kaldım. Vallahi oraya geleceğini sanmam Fahri baba. Yani geceyi burada geçirecekmiş gibi bir niyeti var. Burası otel değil dedim. Yani tınmadı bile. Ne? Geceyi orada mı geçirecek? Bu eşyalar ne olacak peki? Yarın bir almasın, andolsun bir eskici çağırır 3.30 paraya satarım. Ha, bunu böylece bilsin. Bana niye kızıyorsun baba? Elçiye zeval olmazmış. Sakin olmam lazım. Sakin olmam lazım. Olmaz böyle şey be. Evlilik çocuk oyuncağı değildir be. Olmaz be. Nizamettin amca. Ne söylenip duruyorsun, ne oldu? Kötü bir şey mi var? Seni beklerim be. Söyleyeceklerim vardır sana. Sıfatın bozuktur be. Bir derdin mi vardır? Annem. Annemin ateşi çıktı yine. Neyse, umarım kötü bir şey değildir. Sen bana ne söyleyecektin? Üzüntüm vardır, anlarım. Ama hayat böyledir. Üst üste gelir belalar. Baret Mihriban'dan boşanmak ister. Ya peki Mihriban'ın bundan haberi var mı Nizamettin amca? Ben onun için seni beklerim be. Kızcağızın haberi yoktur. Gidip Baret'le konuşasın. Sen hiç merak etme Nizamettin amca. Hadi. Ben gerekeni yaparım. Hadi sen eve gir artık. Tamam. Hadi aslanım. Hadi. Ya Hayri baba. Yani artık eve gitsen diyorum. Gece oldu baba. Bak kuşlar bile uykuya daldı. Hayır efendim. Ölsem o eve gitmem artık. Bıktım efendim. Sığıntı gibi yaşamaktan bıktım. Gibisi fazla Hayri Hoca. Mesela ben sığıntı olarak yaşamak isterim. Didem'e sığınmak istiyorum. En güzeli sığıntı olmak. Var mı sığıntı olmak gibisi? Hadi babalar hadi. Evli evli köylü köyüne. Bu muhabbetin biteceği yok. Homeless diyorlar efendim. Amerika'da sokaklarda yaşıyorlarmış. Allah sizi inandırsın. İşlerinde profesörler bile varmış. Yeter babalar yeter. Bizim de dertlerimiz var. Sizinki can da bizimki patlıcan mı? İçim kana alıyor. Mendil uzatan yok.
Varsa yoksa sizin sıkıntılarınız. Demek ateşi çıkmış. Bu kötü haber. Zafer'e alaka gösteririz. Çok üzüntü çeker. Ne güzel olmuşsun be, maşallah. Sibel'in fikri mantıken. Bir türlü alışamadım bunlara. Yani türlü gibi oldum. Biraz patlıcan, az fasulye ve kabak gibi. Boşanmak ister be. Hiç acımaz Mihri bana. Merhameti yoktur edepsizin. Dede, neyin var? Yüzün allak bullak oldu. Hiç, hiçbir şey yoktur be. Bana var gibi geldi. Eski günleri hatırlarım be. Gençlik günlerimi. Makbule'min, rahmetlinin gençlik günlerini. Öyle çabuk geçer ki insan hiç anlamaz. Gençlik su gibi akar gider. Ya oyna Ayrı Hoca, sen oyna. Olmuyor baba. Dübeşi atarsan hidrojen grubuna dahil olursun. Atarım efendim, bu zarlar beni olur, sever. Bak, dübeş, demedim mi efendim? Ya Muzaffer, ben bu evlilik işini daha fazla götüremeyeceğim baba. Beceremiyorum baba, anlamıyor musun? Abuk sabuk konuşuyorsun Barette ha. Yahu her evlilikte böyle sorunlar olur. İlk anlaşmazlıkta boşanılmaz ki. Hayret bir şey. Zaten derdim başımdan aşkın. Olmuyor Zafer baba. Ne yapacağımı bilemiyorum. Elimden gelmiyor. Bak Barette. Bu içinden çıkılmaz bir durum değil. Sana söz veriyorum. Her şey düzelecek. Gel şu boşanma işini şimdilik bir tarafa bırak. Ya Mihriban seni çok seviyor. Git karını kucakla. Unut bunları. Peki Zafer baba. Bir daha deneyelim. Ben de Mihriban babayı çok seviyorum. Evet babalar, arkası yarın. Kahve kapanıyor, hadi hadi. Saçmalama kelle. Böyle iyiydik. Bak, Hayri Hoca da hayatından memnun. Hı? Çıkıntılık yapmasan olmaz mı? Kekikli kelle. Turp garnitürlü beşamel sosu. Ben oynanacak mıyım? Tamam. Dikkat, dikkat. Alo? Kamil sen misin canım? Evet benim. Merak ettim, nasılsın? İyiyim iyiyim. Neler oluyor anlatsana Kamil. Meraklanma, her şey yolunda. Her şey yolunda diyerek yatıştırma beni. Hadi anlat. Fırsat verirsen anlatacağım. O Bora denen serseriyi polise yakalattım. Şimdi nezarette. Kamil ne olur kendine dikkat et, olur mu? Tamam, tamam. Bu belalı insanlarla uğraşmanı istemiyorum. Merak etme canım. Ne olur biraz bizi düşün canım. Korkma. Başın derde girecek diye çok korkuyorum. Girmez girmez. Gülçin merak edecek bir şey yok. Elbette sizi düşünüyorum. Bir maceraya atılacak halim yok. Çoluk çocuk sahibi adamım ben. Beni mazur gör. Elimde değil, çok endişeleniyorum. Kemal'i bul, gerisiyle ilgilenme lütfen. Tamam canım, tamam. Şimdilik karakoldan ayrılamıyorum. Her an bir haber gelebilir. Peki Kamil. Lütfen kendine dikkat et, olur mu? İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. İyi haberlerini bekliyorum. Hoşça kal. Neden bak? De olur mantıken. Ben Zafer Baba ile konuştum Mihriban Baba. Ben boşanmak yani istiyordum da Mihriban Baba lütfen endişelenmeyin. Erken teşhis edildiği için şanslıyız. Teselli etmek için söylemiyorum. Bu basit bir ameliyat. Tek göğüste yaşayan o kadar çok kadın var ki. Evet anne. Sibel doğru söylüyor. Bu korkulacak kadar büyük bir ameliyat değil. Bak göreceksin. Düşünüyorum da. Kimse bugünüm iyi diye sevinmemeli. Hayat bazen çok acımasız oluyor. Adı bile kötü. Kanser. Anne. Anne çok büyütüyorsun. Başka yerlerine sıçramadığı için çok şanslıyız. Yani bir sürü insan bu ameliyatı geçirdikten sonra dimdik ayağa kalkıyor. Ameliyat bu. Küçüğü büyüğü olmaz. Uyuyup da uyanamamak var.
Bunların başıma geleceği hiç aklıma gelmezdi. Yaşamak istiyorum. Kabahat bendedir be. Senin gibisine kız verirsen büyülü olur. Ne kadir bilir ne kıymet. Yapılan iyilikleri unutmam Nizamettin baba. Yani o kadar da kötü değilim. Ben anlamam be. Büyüle mi bilirsin kadir kıymet? Güzelim kızı verdik harabeye çevirdim be. Sende hiç merhamet insaniyet yok mudur? Acımaz mısın gül gibi geline? Aklını başına devşirip nedamet getirmeden eve adım atmayasın. Pişmanım Nizamettin baba. Ne dediğimi bilmiyordum. Büyüle şey olmaz be. İnsan ağzından çıkanı işitir ya. Erkek adam lafını bilir be. Bilesin. Mihriban'ı daha fazla üzmene müsaade etmem artık. O akılsız koyun kafana bunu iyicene sokasın. Hanımefendi, biraz sakin olun lütfen. Göreceksiniz her şey düzelecek. Sakin olmama, nasıl beklersiniz? Önce kızım kaçırıldı, sonra oğlum nezarete atıldı. Bu da kocanızın işi tabii. Rica ederim, zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkmaya çalışmayın. Oğlunuzun tehditlerini duymadınız mı? Kocam, oğlunuzun suç işlemesini engellemek için böyle şeyler yaptı. Teşekkür edeceğinize. Suyun yüzüne çıksa filan yok benim. Ne yani, oğlum kardeşini kaçıranlara teşekkür mü edecekti? Asıl suç işleyen sizsiniz. Yapmayın hanımefendi. Ya böyle bir yere varamayız. Ben sizi suçlamıyorum. Ya benim dediklerimi hiç dinlemiyorsunuz. Sizi dinlemek kızımı geri getirir mi? Benimle halli olduğumu biliyor musunuz? Sizin de hiçbir şey umurunuzda değil. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Düşünmeden konuşuyorsunuz. Biz de en az sizin kadar merak içindeyiz. Sizin durumunuz beni ilgilendirmiyor. Hayatımda sizin kadar utanmaz insanlar görmedim. Ne biçim yeter hanımefendi. Artık konuşmak istemiyorum. Biraz sakinleşin, ondan sonra konuşalım. İyi günler. Yoksa biz gerçekten kaçtık mı? Evet, gözümüzü kararttık ve kaçtık. Düşünüyorum, hiçbir çıkış yolu bulamıyorum. Çok kötü bir şey yaptık. Her şeyi berbat ettik. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yapabiliriz hiç bilmiyorum. Benim bildiğim bir tek şey var. Böyle devam edemeyiz. Haklısın, ben de senin gibi düşünüyorum. Geri dönersek Bora bizi kıtır kıtır doğrar. Bunu aklıma bile getirmek istemiyorum. Evet, bir de o var. Keşke kaçmadan önce bir kez daha düşünseydik. Bana gözü kapalı kendimizi buraya atmışız gibi geliyor. Galiba öyle. Sana çok sert davrandım Sibel. Ama inan olsun ben kötü biri değilim. Biliyorum. Şimdi bunları düşünmeyin. Üzüntülerden uzak durmanız gerekiyor. Ama sana açıklamam gerek. Neden öyle davrandığımı anlatmak istiyorum. Biliyorsun. Zafer'le yıllarca ayrı kaldı. Bir anne için çok zor olmalı. Hem de nasıl. Kavuşunca yılların acısıyla Zafer'i korumak istedim. Onun zorda olması, mutsuz olması beni öyle üzdü ki. Kendimi tutamadım. Sizin yerinizde kim olsa aynı şeyi yapardı. Emin olun ben de aynı şeyi yapardım. Lütfen bırakın artık bunları. Önümüzde bizi bekleyen güzel günler var. Onları düşünün. Elimden gelmiyor canım. Ölümün soluğunu hissettim bir kere. İrfan Bey oğlum, şunun ucundan tutar mısın? Çok ağır, kaldıramıyorum. Bırak hoca, bırak. Hiç kafan çalışmıyor Hayri hoca. Bu devirde bedavaya bırakılır mı? Bak, ben de atıldım evden. Fahri hoca da olmasa yanmıştık Marmara çırası gibi. Tamam. Uzatmayın da elinizi çabuk tutun. Bıktım bu mezmele görüntüden. Allah insanı evsiz bırakmasın efendim. Neydi o dün gece çektiğimiz ızdırap? Sokakta da yatılmıyor ki efendim. Bir yandan sabah ayazı, öbür yandan hav 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 köpekler. Ya Hayri hoca, senin bu köpeklerle alıp veremediğin nedir anlayamadım. Anla işte, sokak köpekleri bile senin ne tuhaf bir adam olduğunu anlamışlar.
Ziyadesiyle haklısınız efendim. Nadim oldum. Beni affediniz. Kes. Kes yağcılığı da bir daha böyle abuk sabuk şeyler yapma. İnsanı çileden çıkartıyorsun. Peki efendim. İrfan Bey oğlum, birer kahve yapayım da içelim. Bu yorgunluk başka türlü çıkmayacak. Siz de ister misiniz Fahri Beyciğim? Demek ağzımdan kazayla çıktı dersin. O zaman bu hatayı tamir etmek de sana düşer be. Son pişmanlık fayda etmez. Hep pişmanlıkla da yaşanmaz. Bunun bir çaresi vardır. Böyle olmasını istemezdim Nizamettin baba. Yani birdenbire oluverdi. Ben de anlayamıyorum baba. Suratıma bakasın. Ya gider Mihriban'ın gönlünü alırsın ya da mahalleyi terk edersin. Sana başka sözüm yoktur. Nizam gider. Ne yapacağım ben şimdi? En iyisi gidip özür dilemek. Nizamettin baba kesin konuştu. Ya Mihriban baba barışmaya yanaşmazsa? Denemekten başka çarem yok. Buyurun efendim. Size afiyet olsun. Ben de ufak ufak eşyalarımı yerleştireyim. Bu aşk beni bitirdi Fahri Usta. Alev alev yanıyorum. Bittim usta. Eridim, muma döndüm. Bu hasret çekilir dert değilmiş. Ah Didem. Nerelerdesin? Sen hiç böyle aşk yaşadın mı Fahri Usta? Eridin, bittin mi? Yahu papağan gibi aynı lafları tekrar etmekten sıkılmıyor musun? İçime fenalık geldi birader. Ağzından çıkanları test edip onayladın mı? Yoksa yağlı yedin de ağzından mı kaydı? Ha? Yok İrfancığım, yanlış anladın kardeşim. Ben seni teselliye çalışıyordum. Yandık. Ben bu yalı kazıyla aynı yerde nasıl yaşarım? Marmara çırası gibi yandık. Sonumuz hayra gelsin. Merhaba Nizamettin amca. Baretta'yı gördün mü? Saat kaç oldu hala kahveyi açmamış. Nerede bu çocuk? Gördüm. Şimdi yanından gelirim. Kamil, Baret yanlış işler yapar be. Mihriban'ı üzer. Boşanalım der. Kızcağız karaları bağlar. Demek öyle. Allah Allah. Kıza hiç ilgi göstermez be. Evli mi, bekar mı belli değildir. Büyüle büyüle dedim. Ya özür dilersin ya da mahalleyi terk edersin. Onun için burada değildir. Hiç sorma Nizamettin amca. Bizim de başımızda büyük bir dert var. Bizim Kemal kız arkadaşıyla birlikte ortadan kayboldu. Nereye kaçtıklarını hala öğrenemedik. Deme be ya. Kemal daha çocuktur be. Sorma Nizamettin amca. Dert bununla bitse iyi. Bir de kızın deli abisiyle uğraşıyorum. Başlarına fena bir şey gelmesin be. Osman duyarsa yüreğine iner be. Ben de senin gibi düşünüyorum Nizamettin amca. Onun için bu meseleyi bir an önce halletmeye çalışıyorum. Ama yer yarıldı, yerin dibine girdiler sanki. Neyse. Nizamettin amca, ben kapıyı açayım. Gelen giden olur. O sizi seviyordu hani. Ben de öyle olduğunu sanıyordum. Peki, sorabilir miyim? Sizi sevmediğine inandığımıza acaba ne sebep oldu? Bilmiyorum ama son günlerde bana karşı... Kamil, bir haber var mı? Başka bir kadın olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aa, Kemal! Demek döndün canım. Gel, şöyle bakın, otur. Yıllar boyunca evlenmedik. Beceremedik. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Kaçmak hiçbir şey çözmüyormuş. Bana sorarsan. Ama ayrılmak da istemiyoruz. Bizi çok korkuttun Kemal. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biliyorum Gülçin teyze. Bizi affedin. İkimiz de ailelerimizle konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Konuşuruz tabii. Ben hemen Kamil amcana haber vereyim. Çok sevinecek. Aynur Hanım'ı yarın ameliyata alacağız. Bu listedekilerin yarına kadar alınması gerek. Tamam hemşire hanım. Bugünden alırız. Yine ne oldu? Bakın sıkıntılarınız yarın bitecek inşallah. Bu kadar çabuk olacağını düşünmüyordum. Ya masada kalırsam diye çok korkuyorum. Şu kuruntuları bir yana bıraksanız. Hayır, ölmek istemiyorum. Biliyorum, o masadan kalkamayacağım. Biliyorum, ecelim geldi artık. Hemşire hanım, bir bakabilir misiniz lütfen?
Sakin olun Aynur Hanım. Her gün en azından 10 kişi sizin gibi ameliyat olup kurtuluyor. Hiç uyanmayanı olmadı. Lütfen biraz metin olun. Elimde değil hemşire hanım. Çok korkuyorum. Ya masada kalırsam? Bakın hemşire hanım ne diyor. Her gün 10 kişi sağlığına kavuşuyormuş. Boş yere endişeleniyorsunuz. Türkiye'nin en iyi narkoz uzmanları bu hastanede çalışıyor. Ne olur kuruntu yapmayın. Göreceksiniz şıp diye bitirecek. Bu sıkıntıları niye yaşadım diye şaşıracaksınız. Senden önce ben senden boşanayım da gör Barit'i. Dünya kaç bucakmış gör mantıki ay. İyiyim Mihriban baba, iyiyim. Seni öyle görünce delirdin sandım. Gözüm karardı. Delirmedin değil mi baba? Henüz delirmedim. Ama bu 5 dakika sonra delirmeyeceğimi göstermez mantıken. Bakarsın deliriveririm. Delirmezsin ki baba. Sen zaten delisin. Ben de seni deli gibi seviyorum. Yani ben de deliyim baba. Affet beni. Ne dediğimi bilmiyordum Mihriban baba. Kendimden nefret ediyorum baba. Dilim tutulsaydı da o lafları etmeseydim. Çok romantiksin Barretta. Canım benim. Her şey bitti zannetmiştim. Geçmiş olsun. Beni korkaklıkla suçlama Sibel'ciğim. Bir düşünsene, orada yapayalnız, daracık, kapkaranlık bir yer. Yine kurmaya başladınız. Bırakın artık bunları, ne olur bırakın. Daracık, soğuk, karanlık. Mezara girmek korkunç bir şey Sibel. Beni ayıplama. Kim olsa korkardı. Sizi ayıplamıyorum. Yalnızca bunları düşünmeniz için bir neden yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra yılanlar, ciyanlar. Vücudumu gebermelerini istemiyorum. Zafer de nerede kaldı? Şimdiye kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Yapayalnız. Bütün sevdiklerin senden uzak. Yapayalnız. Sonra işlediğin günahların hesabını veriyorsun. Ne olur bunları düşünmeyin. Ne yararı var? Kendinize zarar veriyorsunuz. Kamil. Sen misin Gülçin? Ne oldu ki? Hayır canım, başka bir telefon bekliyordum da senin sesini duyunca şaşırdım. Hayırdır? Hayır hayır. Az önce Kemal geldi de ona haber vermek için aradım. Ne? Kemal mi geldi? Oh çok şükür. Gözümüz aydın Gülçinciğim. Gözümüz aydın. Oh be. Başına fena bir şey gelecek diye ödümüz patlardı be. Kamil, biraz kızmak lazımdır o afacana. Hı? Peki kız nasılmış? İyiymiş iyiymiş. Meraklanacak bir durum yok. Tamam Gülçin, görüşürüz. Görüşürüz canım. Ha, bana bak. Kemal'e söyle hiçbir yere gitmesin, beni tamam beklesin. Canım. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Sakin olasın be Kamil. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ara sıra dişlerini göstermekte yarar var Nizamettin amca. Yoksa karşıdaki gelir seni ısırır. Gönlümün dingin limanında uslanmış duygular içinde.